Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK'nın kararı internet sitesinden yayımlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar veren 7 üyenin 212 sayfalık gerekçesinde AKP'nin itirazları, seçim sürecinde verilen ara kararlar ve tespitlere yer verildi. Süreci başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun iki görevi var. Bir tanesi yargı görevi, bir tanesi de diğer seçim iş ve işlemlerine ilişkin hazırlıklar. Son dakika gelişmesi olarak duyurulan gerekçeli kararda İstanbul genelinde sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısının 30.281 olduğuna işaret edildi. Ayrıca seçim sonucunun belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri olan sayım döküm cetvellerinin 108 sandıkta düzenlenmemiş olmasının bu sandıklardaki seçim sonucunun güvenirliğini ciddi biçimde zedelediği belirtildi. Önümüzdeki dönemde hep birlikte İstanbul İttifakı olarak yapılan büyük haksızlıkları kabul etmeyenler olarak demokrasi ve hukukun vazgeçmeyenler olarak yine başaracağız. Kararda 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uymaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiğinin görüldüğü belirtildi. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilmemiştir ifadesine de ayrıca yer verildi. Hatta televizyon tespitleri var, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl, ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Erdoğan bir konuşma yaptı, dedi ki elimizde görüntüler var. Konuşmanın yapıldığı tarihten bu yana görüntüleri görmedik. Şimdi o hırsızın görüntülerini ben merak ediyorum. Oy farkının 13.729 olması nedeniyle 754 sandıktaki sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim, iş ve işlemlerine itibar edilmeyecek olmasının seçimin neticesine müessir görüldüğü vurgulanan kararda kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sı sandık kurulu başkanı, 3'ünün sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirildiği ifade edilen kararda şunlar kaydedildi. Sandık kurulu başkanlarının geniş yetki ve görevleri, seçimin güvenirliğini sağlamak için getirilen şekil şartlarına uyulmaması ve siyasi partilerle sandık kurulu başkanları listelerinin paylaşılmaması suretiyle siyasi partilerin etkili bir itiraz yolu kullanamadıkları dikkate alındığında, sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlendiği 754 adet sandıkta oy kullanan seçmen sayısının 212.276 ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı arasındaki oy farkının 13.729 olması nedeniyle 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık kurullarının yaptıkları seçim, iş ve işlemlerine itibar edilmeyecek olması sonuca müessir olay ve haller kapsamında değerlendirilerek seçimin neticesine müessir görülmüştür. Ne kararı verdiler? Dediler ki efendim sandıkların oluşumunda hile var dediler. Sandıkların oluşumu doğru değil. Sandıkların oluşumunu kim sağladı? Hiçbir parti değil. Siz sağladınız. Siz karar verdiniz. Siz onayladınız. Seçmenin ne günahı var? Seçmen gitti oyunu kullandı. Sen de o oyları saydın. Durum değişmedi. Herhangi bir şey yok. Ama şimdi yok diyorsun, ben bunu iptal edeceğim diyor. Soruyorum bu 7 kişiye, çete mensubu 7 kişiye soruyorum. Sizde ahlak, sizde onur, sizde haysiyet varsa siz istifa edecek misiniz? İstanbul ili genelinde 18 adet sandıkta sayım döküm cetvelinin hiç bulunmadığı, 90 adet sandıkta ise sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzalarının bulunmadığı görülmüştür. Sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde olan 108 adet sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30.281'dir. Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı hakimleri AK Partililere telefon ettiler. Ya böyle yapmayın. Şöyle bir dilekçe verin. Şöyle bir dilekçe verirseniz ve zamanında verirseniz biz bu seçimi iptal ettirebiliriz. Bunu söyleyen Yüksek Seçim Kurulu'ndaki çete reisi. 7 kişiden birisi çete reisi. Oturdular, bunun üzerine karar verdiler. Ayrıca ara kararımız uyarınca itiraz dilekçesi ve ekleri üzerinde ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemeler sonucunda 377 adet kısıtlının oy kullandığı, 6 sandıkta ölü olan kişilerin yerine oy kullanıldığı,
41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 58 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldığı, 224 adet zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olan kişinin oy kullandığı tespit edilmiştir. Bu şekilde oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğu görülmüştür. Efendim 41.132 kısıtlı seçmen oy kullanmış dediler. Bakalım dendi. Buyurun bakın. 141.132 değil 766 kısıtlı seçmen çıktı. Sonuç yine değişmedi. Siz Sağlık Bakanlığı'ndan kişisel verileri çaldınız. Çalan biri var. Sizsiniz. Zihinsel engellilerin 20 bin zihinsel engellinin verisini hukuka aykırı biçimde Sağlık Bakanlığı'ndan aldınız. Ben Mehmet Tiryaki olarak, bir avukat olarak, vekil olarak gidip Sağlık Bakanlığı'ndan Türkiye'nin herhangi bir ilinin, herhangi bir ilçesinin zihinsel engellilerin listesini Sağlık Bakanlığı'ndan istesem alabilir miyim? Alamam. Neden? Kişisel verilerin korunması kanuna aykırı. İşte siz Sağlık Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde bu verileri çaldınız, suç işlediniz.